Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Duha suresini değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve duha ve leyli izâ secâ. Duhaya yemin ederim, sükunete erdiğinde geceye yemin ederim. Allah-u Teala burada iki şeye yemin ediyor. Bunlardan birisi kuşluk vakti, duha. Diğeri de sükunete erdiği zaman gece. Bu ikisine yemin ederim ki مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Burada bu ikisine yemin edilmesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahyin gelişi bir müddet gecikiyor. Bunun üzerine bazıları Muhammed'in Rabbi onu artık bıraktı ve ona darıldı gibi ifade kullanıyorlar. Allah-u Teala indirdiği bu ayetlerle artık geceden bir kurtuluş, aydınlığa çıkış, ona bir işaret var ve devamında da Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Bunu net bir şekilde ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de duha vakti aynı zamanda Hazreti Musa döneminde bir olayın vakti olarak da anlatılır. İşte sihirbazlar Hazreti Musa'nın karşısında hünerlerini göstermek istiyorlar ama mağlup oluyorlar. Ve neticede "Emennâ bi Rabbil âlemin, Rabbi Musa ve Harun" deyip secdeye varıyorlar ve bu şekilde Hazreti Musa'nın dinine giriyorlar. Burada da Mekke döneminde nazil olan bu surenin bu ifadeleri artık İslam'ın aydınlık zamanının geldiğini, gecenin bitip peşinde bir aydınlığın geleceğini hatırlatır bir durum var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahyin bir süre gecikmesiyle alakalı değişik rivayetler vardır. İşte bunlardan bir tanesi, bazı sorular soruyorlar Peygamber Efendimiz'e. Ashab-ı Kehf'le alakalı, Zülkarneyn'le alakalı, ruhla alakalı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Yarın gelin size cevap vereyim" diyor. Ama inşallah demediğinden vahiy bir süre gecikiyor. Bu olay veya başka bir münasebetle, başka sebepler de sayılır, vahyin bir miktar gecikmesi, tehir edilmesi söz konusu. Bunun üzerine bir kısım insanlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı "Rabbi artık onu bıraktı, Rabbi ona kızdı" gibi ifade kullanıyorlar. Gelen bu ayetler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli ediyor. Rabbin seni bırakmadı ve Rabbin sana darılmadı. وَلَلْ اٰخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُولَى. Ahiret senin için uladan daha hayırlıdır. Elbette daha hayırlıdır. Burada ahiret ve ula, ahiret bildiğimiz anlamıyla dünyaya mukabil ahiret kullanılabilir. Buna mukabil de ula, dünya anlamında değerlendirilebilir. Yani senin ahiretin, ahiretteki durumun dünyadakinden çok daha hayırlı olacaktır. Bunda elbette şüphe yok. Çünkü şu dünya hayatı bir çilehanedir. Dünya hayatında elbette bir takım sıkıntılar oluyor. Ve hadis-i şerifte ifade edildiği üzere "Eşeddün nâsi belâen el-enbiyâ sümmel evliyâ." Yani en fazla zorluğa maruz kalan başta peygamberlerdir. Sonra derecesine göre diğer insanlardır. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün peygamberler içerisinde en fazla sıkıntıya maruz kalan. Çünkü makam itibariyle en yüksek makama o sahip. Böyle olunca elbette cennet bir mükafat yeri olmasından Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptığı o hadsiz sevaba medar olan amellerin karşılığını diğer alemde ebedi olarak alacak. Bu yönüyle ahiret elbette onun hakkında dünyadan daha hayırlı. Bunun yanında şu manaya da dikkat çekiliyor. Genel anlamda değerlendirilecek olursa bir sonraki halin önceki halinden senin için daha hayırlı olacak. Bu da çok güzel bir mana. Yani İslam'ın evvelinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yakın çevresine anlatmaya başladı. Çok şiddetli muhalefet edenler oldu. Ebu Leheb gibi akrabalarından çok şiddetli muhalefet edenler oldu. Öte yandan Ebu Cehil gibi yine
Mekke'nin önde gelenlerinden çok sert tepki verenler oldu. Ama gün geçtikçe Müslümanların sayısı arttı, ilerledi. Her ne kadar Mekke'den Medine'ye hicret söz konusu olsa da Medine'de toptan insanlar İslam'a girdiler. Ardından bazı savaşlar, bu savaşlarda genelde Müslümanlar galip geldi ve netice itibariyle Allah-u Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu dinin zaferini daha dünyada gösterdi ve Mekke fethedildi. Mekke'nin fethiyle beraber gönüller fethedildi. Daha evvel kafir olan, müşrik olan kimseler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın safında yer aldılar ve Peygamber Efendimiz vefatından önce gerçekleştirdiği veda haccıyla hem oradaki 120 bin sahabiye hem de bütün insanlığa mesajlarını verdi. Ve bu münasebetle de ayet nazil oldu. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Bugün dininizi ikmal ettim, kemale erdirdim. وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ Ve size olan nimetimi tamamladım. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينَ Ve sizin için din olarak İslam'a razı oldum. İslam'ı seçtim. Böyle olunca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 40 yaşında başlayan Allah'ın dinini anlatma mücadelesi 63 yaşında Refik-i Ala'ya yükselmezden önce tamamlanmış oldu. Ve Allah-u Teala fethi, zaferi Peygamber Efendimiz'e gösterdi ve din ikmal edildi. Böyle olunca o 23 yıllık nübüvvet döneminde, peygamberliğin tebliği döneminde Peygamber Efendimiz'in her adımı bir öncekinden daha ileriye gitti. Zaman zaman diyelim Uhud Savaşı'nda olduğu gibi görünüşte bir mağlubiyet yaşansa da bu Müslümanların daha da gayrete gelmesine vesile oldu. Ve zahirde musibetler altında Allah-u Teala büyük nimetlerini onlara gösterdi. Ve diyelim bir Uhud mağlubiyeti münasebetiyle Ali İmran suresinin ayetleri nazil oldu. Ve nazil olan bu ayetlerde Uhud mağlubiyetinin hikmetleri, insanların terbiye edilmesi, bu münasebetle pek çok mesajların verilmesi, bu gibi güzellikler meydana geldi. Ve Uhud'da galip gelen müşrikler geleceğin sahabeleri oldular. İstikbalde onlar İslam safında yer aldılar. Böyle olunca her geçen gün daha güzele gitti. Peygamberimiz için daha hayırlı olan günler ard arda gelmiş oldu. Şu anda da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam manevi terakkisine devam ediyor. Çünkü es-sebebi kel-fail sırrınca, yani bir işe sebep olan o işi yapmış gibidir. İslam davasının temelinde Peygamber Efendimiz yer alıyor. Böyle olunca gerek kendi devrindeki bütün ehli imanın sevapları, gerekse kıyamete kadar ne kadar Müslüman gelecekse bütün onların sevaplarının bir misli Peygamber Efendimiz'e yazılıyor. Böyle olunca da Allah-u Teala onun makamını daima yükseltiyor. Onu en yüksek makama çıkarıyor. وَلَسَوْفَ يُوْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Rabbin sana sonra verecek ve sen de razı olacaksın. Burada sevfe gelecek zamanla alakalı ve uzak gelecekle alakalı. Eğer se ile bu ifade edilse yakın gelecek oluyor ama sevfe ile ifade edildiğinde daha uzak bir gelecek. Burada şu manaya işaret var. Yani her ne kadar bir miktar zahmet çeksen de, her ne kadar hemen bir anda neticeler elde edilmese de merak etme, zamanı geldiğinde Allah sana verecek ve seni muvaffak kılacak. Ve sen de buna razı olacaksın. Razı olacağın bir hale, razı olacağın durumlara Cenab-ı Hak seni ulaştıracak. Bu Kur'an-ı Kerim'deki en müjdeli ayetlerden biri kabul edilir. Genelde en müjdeli ayet olarak Zümer suresinde geçen قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُرُ الرَّحِيمُ Bu ayet en müjdeli ayet kabul edilir. Ve bu ayette Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Ey Peygamber de ki, ey nefislerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü Allah bütün günahları affeder. O gafurdur, rahimdir.
günahları bağışlayan ve sonsuz merhamet sahibi olandır. Elbette bu ayetin müjdelerle dolu olduğunda şüphe yok. Bir insan ömrü günahlarla dolu da geçse, bu ayetin hükmünce Allah'a yöneldiğinde Allah onun bütün günahlarını affedecektir. Allah bu konuda teminat vermektedir. Ama bazı alimler demişler ki, Kur'an-ı Kerim'de yer alan, şu anda üzerinde konuşmuş olduğumuz şu ayet, وَلَسَوْفَ يُوْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَى diğer ayetten daha müjdelidir. Bunu da şöyle açıklıyorlar. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e garanti veriyor. Rabbin sana verecek, sen de buna razı olacaksın. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam elbette ümmetinin saadetini isteyecek. Çünkü ümmetine karşı son derece şefkatle dolu. Nasıl ki bir anne, bir baba evladına karşı şefkatlidir, evladını rahat ettirmek ister. Elbette ümmetin manevi babası olarak Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onların cennete girmelerini ister. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفِسِكُمْ عَزِيزٌ İçinizden aziz bir peygamber geldi. عَلَيْهِ مَعَنِتُمْ Sizi inciten şeyler onu rahatsız eder. حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ Size karşı son derece düşkündür. بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ Müminlere son derece şefkatli, son derece merhametlidir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam elbette ümmetinin saadetini istiyor ve diğer alemde de isteyecek. Öyle ki dünyaya geldiğinde ümmeti dediği gibi diğer alemde peygamberler bile kendilerini düşündüğü bir zamanda öyle dehşetli bir hengamede o yine ümmeti diyecek, ümmetim diyerek ümmetinin yardımına koşmak isteyecek. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde Allah-u Teala peygamberimize bir vaatte bulunuyor. Asa en yeb'afeke rabbuke makamen mahmude. Ola ki Rabbin seni bir makamı mahmuda ulaştırır. Makamı mahmud genelde şefaat-ı kübra makamı olarak açıklanır. En büyük şefaat makamı. Böyle olunca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer bütün peygamberler içerisinde en üst düzeyde şefaate ehil kılınıyor. Böyle bir makam kendisine vaat edilmiş. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu şöyle ifade ediyor. Benim şefaatim ümmetimin kebair ehlinedir. Yani büyük günah işleyenlere de benim şefaatim olacak. Belki bu şöyle anlaşılabilir. Küçük günah işleyenler doğrudan peygamberin şefaatine ihtiyaç duymadan da kurtulabilecek. Ama günahları var, hatta büyük günahları var. Peygamberimizin ümmetinden olmak şartıyla Peygamber Efendimiz onlara şefaat edebilecek. Böyle olunca diğer alemle alakalı, gelecekle alakalı Allah-u Teala'nın bu vaadi son derece bir müjde ifade ediyor. Rabbin sana verecek ve sen de razı olacaksın. Elem yecid ki yetimen fe'eve. Bu kısımda ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır veya bir sonraki halin bir önceki halinden daha hayırlıdır. Onun bir açılımı gibi. Rabbin seni bir yetim olarak bulup da seni barındırmadı mı? Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam baba itibariyle yetim idi. Peygamber Efendimiz daha ana rahmindeyken, dünyaya henüz teşrif buyurmamışken, doğumundan 2 ay kadar önce Peygamber Efendimiz'in babası Abdullah vefat etti. Ve Peygamber Efendimiz yetim olarak dünyaya geldi. Ve Peygamber Efendimiz 6 yaşındayken annesi Hazreti Amine vefat etti. Böyle olunca o bir yetim. Ancak o bir dürrü yetim. Emsalsiz bir inci misali. Onun içinde dürrü yetim ifadesi malum kullanılır. İşte Allah-u Teala doğrudan doğruya peygamberimize en uygun bir ortamı hazırlıyor. O yetim haliyle işte dedesi ilgileniyor. Dedesi Abdülmuttalip vefat ettiğinde peygamberimizin amcalarından Ebu Talip ilgileniyor. Ve en güzel bir terbiyeyle terbiye ediliyor. İşte seni bir yetim bulup da Allah seni barındırmadı mı?
ve vecedeke dallen fehede ve seni ne yapacağını bilmez bir halde iken bulup da sana yol göstermedi mi? Burada dallen dalalet kökünden gelen bir kelime. Tabi bu yoldan çıkmak anlamında peygamber hakkında kullanılamaz. Bu şu şekilde genelde açıklanıyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların müşrik olmasından, toplumun bir günah toplumu olmasından, bir cehalet toplumu olmasından fevkalade rahatsızdı. Ve toplumun ıslahını istemekteydi. Ama ne yapacağını da bilmiyordu. Bu insanlar neyle kurtarılır, bunlara neyi anlatmak lazım bilmiyordu. Başka bir ayette Şura suresinde Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği gibi مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْا۪يمَنِ Ey peygamber, kitap nedir, iman nedir sen bilmiyordun. Lakin biz sana bir nur gönderdik. Onunla sen insanlara bunları anlattın. Bu gibi ayet-i kerimeler var. İşte ne yapacağını bilmez bir haldeyken Allah sana yol göstermedi mi? Sana kitap indirdi. وَاَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ Daha önce bilmediklerini sana bildirdi. Ve bunun neticesinde seni insanlığa hem de kâffeten linnâs, bütün insanlara bir mürşit kıldı. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنَى Seni maddi imkanlar itibariyle kıt bir halde bulup da seni zengin kılmadı mı? Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ticaretle de meşgul oldu nübüvvet evvelinde. Hazreti Hatice ile evlendi. Maddi yönden düşünüldüğünde o günün şartları içerisinde maddi durumu iyi olanlardandı. Oraya bir işaret olabilir. Bir başka yönüyle belki zayıf bir rivayet olarak meşhur olmuş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam El-Fakru Fahri buyuruyor. Yani benim Allah'ın huzurunda fakir oluşum benim iftihar ettiğim bir durumdur. İşte bir insan Allah'ın huzurunda kendini ne derece fakir hissederse Allah ona o derece fazlasıyla verir. Peygamber Efendimiz de en büyük insan, en büyük peygamber olarak en büyük şeyleri Cenab-ı Hak'tan istedi. Cenab-ı Hak da onu müstahni kıldı. Başkalarına muhtaç yapmadı. Ümmi olmasıyla beraber, yani okuması yazması olmamakla beraber başkalarından ders almaya onu muhtaç bırakmadı. Doğrudan doğruya kendisi öğretti. Yani Allah-u Teala peygamberimize talimde bulundu. Cebrail'i gönderdi ve bu şekilde onu müstahni kıldı. فَاَمَّلْ يَت۪يمَ Ama yetime gelince فَلَا تَقْهَرْ Yetime kahırlanma. Yani sen de bir yetimdin. Allah sana nice imkanlar verdi. Dolayısıyla yetimin halinden anlarsın. Yetime kahırlanma, ona şefkatle muamelede bulun. وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ İsteyene gelince, senden ya sual soran veya doğrudan maddi bir şey isteyene gelince onu da azarlama. وَاَمَّا بِنِيَامَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Rabbinin nimetini ise tahdis-i nimet olarak zikret. Yani Rabbim beni şöyle şöyle nimetlere mazhar kıldı diye bir şükür olarak bu nimetlerden söz et, bu nimetleri anlat. Bir insan Allah'ın ona verdiği nimetleri mağrurane anlatsa, ben şöyleyim, ben böyleyim, bu gurur olur. Ama bu nimetleri inkar etse nankörlük olur. Bu nimetlerin Allah'tan olduğunu ifade ettiğinde bu tahdisi nimet olur. İşte bu ayetle de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i bu noktada eğitiyor ve onu terbiye ediyor. Cenab-ı Hak bizleri de nebevi metotlarla terbiye olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.